Tekrar hoş geldiniz Popstar'a. Evet, programın sonuna geldik. Bakalım haftanın birincisi kim? Osman Tan. Evet, şu an itibariyle oylamalar bitmiş durumda. Artık bundan sonra oy veremiyorsunuz sevgili izleyiciler. Oylamayı durdurduğumuzun bilgisi benim kulağıma geldi ve Nihat Beyhan şu anda orada. Evet, burada. Oy sonuçlarını hemen alıyor. Hadise Nihat Bey'i sahneye davet edebilirsek. Tabii ki de. Hiç bekletmeden. Karşınıza İstanbul 10. Noter Başkatibi Sayın Nihat Beyhan. Nihat Bey'i sahneye alıyoruz. Sonuçlarla beraber geldi. Rejiye veriyorum Osman Tancığım. Evet, rejiye verelim. Onlar o sırada girsinler oy sonuçlarını. Arkadaşlar beni görünce reklam arasında seni görmek istemiyoruz çünkü sen birimizden birini eleyecek haberi veriyorsun diyorlar ama benim yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Özür diliyorum. Hiçbirinizi elemek istemiyorum. Bu arada evet birinciyi alacağız ilk önce birincinin kim olduğunu ama hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bugün Sayın Bülent Ecevit'in doğum günü. Kendisi biliyorsunuz yoğun bakımda, GATA'da. Bir alkış gönderelim, bir moral alkışı. Şöyle Türkiye güzel için, bir alkış. Türkiye için çok çok önemli. Türkiye için çok büyük bir siyasetçi, politikacı. Bakın orkestramızda o güzel şarkıyı çalıyorlar, takaları çalıyorlar. Takaların sözleri Sayın Bülent Ecevit'e ait. Kendisine acil şifalar diliyoruz. Doğum gününü de kutluyoruz. Bir alkış gönderelim isterseniz. Çok teşekkürler. Evet, şimdi takalardan sonra işte haftanın birincisi. İlk önce oy oranlarını alacağız. Biliyorsunuz jüri üyelerimiz değerlendirdi. İzleyicilerimiz SMS'lerle oylarını gönderdiler. İkisinin ortalaması alınıyor. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Çok önemli. Bundan sonra oy verecek tüm izleyicilerimiz için lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Oylarınızı performanslara göre, yarışmacılarımızın sergiledikleri performansa göre gönderin. Çünkü burada kazanacak kişiye sonunda bir albüm yapılacak. Bütün albümleri sizler alamayacağınıza göre, tek bir kişinin alamayacağını biliyoruz, hepimiz biliyoruz. Gerçekten o insanda bir ışık görüyorsanız, yetenekli görüyorsanız bu kişileri, sadece yetenekli gördüğünüz kişilere oylarınızı gönderin. Hep eliniz vicdanınızın üzerinde olsun. Bunu da söyledikten sonra haftanın birincisini zannediyorum şimdi hep beraber göreceğiz. Oran, evet. Kaçmış Hadise'ciğim? Ortalama %25.93. %25.93 ve haftanın birincisi seçilmiş demek ki. Evet, çok heyecanlı gerçekten. Haftanın birincisi bakalım kim olacak? Bugüne kadar Sevcan ve Cenk birinci oldu. Onun dışında hiçbir birinci çıkmadı. Bir başka kişi birinci olmadı. Bakalım bu haftanın birincisi kim? Metin! Metin! Metin, evet. Evet. Tebrik ediyoruz. Arkadaşlarını öpeceğim. Arkadaşlarımı öpeceğim diyor. Tebrik ediyoruz Metin. Gel bakalım. Şimdi çok rahatladın, çok sevindin. Vallahi, İlk defa birinci oluyorsun. Evet, ilk defa birinci oldum. Ama gerçekten hani birinci olmaktan ziyade burayı hak etmek, elenmemek vardı benim. Amacın elenmemekti. Amacım elenmemekti. Halk beni birinci yaptı. Herkese çok teşekkür ediyorum beni destekledikleri için. Biz de sana teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Hadi bakalım rahatla. Sahneye gidiyorsun. Alkışlarınızla Metin geliyor sahneye. Galiba eller vicdandaymış oylar verilirken. Bu çok sevindirici bir şey. Çünkü ilk defa olarak birinci oldu. Farklı bir birincimiz var ve şimdi sahneye çıktı. Alkışları siz de duyuyorsunuz. Ve haftanın ikincisi. Haftanın ikincisi. Bakalım bakıyoruz. Ki, ben de monitörden takip ediyorum şimdi. Kaçmış Hatice'cim? %23.06. Bayağı yakın. %23.06 ortalama oyla. Hem jüriden aldı hem de izleyicilerin SMS oylarının ortalaması alındı. %23'e yakın bir
oy oranıyla haftanın ikincisi. Acaba kim? Anıl. Anıl dedi birisi. Bülent Hanım. Bülent Hanım mı dedi? Evet. Anıl dedi Bülent Hanım'ın tahmini. Başka tahmin var mı? Hemen tahmin alabiliriz. Bence de Anıl. İkinci Anıl tahmini de Armağan'dan geldi. Başka tahmin var mı? Yıldız Hanım? Aynı fikirdeyim. No. Aynı fikirdeyim diyorsunuz. Ve Johan bakalım ne diyor? No. I don't know. Really, I don't know. Bilmiyorum. Benim aklım iyice karıştı. So close together, so I really... No, I'm not gonna bet on it. Evet. Bir fikrim yok diyor. Tahminlerin çoğu Anıl yönündeydi. Bakalım haftanın ikincisi kim olmuş? Anıl. Evet, Anıl. Anıl. Tebrik ediyoruz seni. Herkese size çok teşekkür ediyorum. Hayat anları özellikle. Anıl ilk defa mı ikinci oluyorsun? İkinci. İkinci kere ikinci oluyorsun. Tebrik ediyoruz seni. Evet, Anıl ikinci kere ikinci oldu. Benim sizler benim yanıma gelin isterseniz. Üç kişi var şimdi. Sen de. Evet. Şimdi yarımda gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler, Alice, Günce ve Sevcan var. İşimiz zor. Sevcan geliyor. Dediğimiz gibi gittikçe azalıyorlar. Şimdi ben bir tahmin daha almak isterim. Hangisi bu? Jüri üyelerimizden. Haftanın üçüncüsü kim olur acaba? Değil mi? Armağan'cığım bir fikrin var mı? Üçüncü için mi? Evet. Haftanın üçüncüsü. Benim gönlüm Günce'den yana. Gönlüm Günce'den yana. Gönlüm Günce'den benim yana. Benim gönlüm Alice'den yana. Alice'den yana bir gönül daha var burada. Bülent Hanım, tahmin ya da gönlünüz kimden yana? İkisini de öğrenebiliriz. Vallahi gönlüm benim, hepsi benim, hepsi. Hepsi sizin çocuklarınız. Hepsi benim, hepsi. Onun için ben gönlüm gidersem ayırmış olurum kendi evlatlarımı. Onu yapamam, o kadar haksızlık yapamam. Ama performansa göre sanki Günce var, Sevcan var, Alice var. Şimdi ikisini birden hani müşterekte daha matlup okuyan olarak düşüneceğiz değil mi efendim? Evet, evet. Her iki. Yani o zaman bu şey olan çocuğun Alice. Alice, tahmininiz Alice. Ben öyle diyorum. Peki. Çünkü ikisini de yani düzgün okudu. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Johan'ın bir tahmini var mı? Okay, I'll try it for once. Deneyeceğim bu sefer bir tahminde bulunmayı. I'm choosing for the most complete ones, performance and singing and pop music, then it should be Sevcan or Günce. Ya Sevcan ya da Günce olmalı tüm performanslarını değerlendirdiğimiz zaman diyor. Neden 18 puan almış, ben yeni öğrendim. Az almış. En azımız Alice almış. Evet. 80 öncesi. Evet. Jürinin değerlendirmesi. Peki. Şimdi haftanın üçüncüsü. Bakalım kimmiş? %19.01. %19.01 ile. Bakalım. Haftanın üçüncüsü. Alice mi? Günce mi? Sevcan mı? Görelim lütfen. Sevcan bu haftanın üçüncüsü oldu. Her seferinde bir baygınlık geçirecekmiş gibi oluyorsun. Evet, çünkü ben sanatçıyım. Belki kötü söylemiş olabilirim ama yani ilk söylediğim şarkıyı iyi söylediğimi düşünüyorum. Yani ama çok mutluyum. Teşekkür ederim beni destekleyen, oy gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar hepsi. Tebrik ediyoruz seni. Arkadaşların yanına alıyoruz. Gelin bakalım yanıma şimdi. Alice ve Günce var. Gerçekten yine iki çok başarılı yarışmacı. İkisinden de ayrılmak çok güç ama maalesef bir tanesi en azından şimdilik popstarlık hayallerine veda edecek. Ama bu hiçbir şeyin sonu değil. Ben bunu hep söylüyorum. Ben Günce'ye dönmek istiyorum. Şu anda neler hissediyor, neler söylemek istiyor? Arkadaşlarım gülüyorlar oradan. Ben de onları gülüyorum. Yani tabii ki üzülürüm elenirsem. Ama Alice'nin kazanmasını daha çok istiyorum. Neden derseniz gerçekten kazanmayı benden daha çok istiyor. O yüzden... İstiyor mu yoksa...
daha çok istiyor. Senden daha çok kazanmayı istediği için Alice'nin kazanmasını istiyorsun. Üzülürse ben üzülürüm çünkü. Gerçekten yani onun üzülmesi beni üzer. Buraya kadar gelmek bile benim için gerçekten çok gurur verici bir şey. Böyle bunu düşünüyorum. Alice üzülmesin diye o birinci olsun diyorsun. Yo ne bileyim yani sanki ben İstanbul'da yaşayıp bu müzik yaşamımda bir adımlarıma devam edecekmişim gibi ama o sanki popstar olmazsa Tarsus'a geri dönecek, sanki bu yaşamı bırakacak, daha çok üzülecek gibi. Daha önceden de böyle konuşmuştuk onunla. O yüzden ben hiç değilse dışarıda da müzik hayatıma devam edebilirim ama orası çok küçük benim. Ben orada ne yapabilirim ki diye düşünmüştü Alice daha önceden. O yüzden böyle düşündüm şu an. Peki Günce, Alice'ye dönmek istiyorum. Sen neler düşünüyorsun şu anda? Gitmeye ya da kalmaya çok Bülent yakınsın. Bülent Hanım'ın mikrofonunu açabilir miyiz lütfen? Hani şöyle bir şey söyleyeyim. Herkes Yusuf da ya da Hamiyet de eleneceğini rüyasında görmüştü ya. Ben de dün gece ilk defa popstarla ilgili bir rüya gördüm. Gerçi birazcık onlara hani böyle biri beni kurtarıyor gibiydi. Son ikiye kalıyordum ama biri beni kurtarıyor gibiydi. Kurtarırsa artık rüyalarımız gerçek olacak ama burada kalmayı hak ettiğimi hiç düşünmüyorum. Yani ben 18 puan, hadi jüriye saygım sonsuz. Ama diğerleriyle aramda 4-5 puan fark var. Ben bu kadar kötü olduğumu hayatta düşünmüyorum. Pek ben konuşamıyorum. Yani Alice'in iyiydi, Alice dediler biraz önce. Ben de ona şaşırdım. Puan neden az geldi diye. Sayın Erkar. Buyurun Bülent Hanım. Hiçbir zaman dünyanın sonu değil. Kesinlikle. Dünyada yalnız meslek olarak şarkıcılık yok. Evet. Sanatkar olabilmek için zaten bu işin eğitimini yapmak lazım. Sanat çünkü eğitimle bütünleştiği vakit sanat haline gelir. Evet. Ama illaki şarkıcı olacak diye bir kaydı yok. Yani neden bu kadar bu iddia? Ben bunu algılayamıyorum. Doktorlar var, mühendisler var, memurlar var, işçiler var. Yani nedir bu? Niye bu kadar fikse olunuyor? Kendilerini adapte ediyorlar. Ben soruyorum çocuğumuza. Böyle bir şey olursa Allah esirgesin. Üzülecek misiniz? Müzik aşkı diyor buradan Günce. Ben şeye soruyorum beyefendi. Alice'ye soruyorsunuz. Buradan elendiğim için üzülmeyeceğim. Yani burada o kadar güzel günler geçirdim ki şu ortamdan ayrılacağım için üzülüyorum. Tabii ki buradan gitmek yani bir bakıma müzikten ayrılmak değil. Gerçekten tabii. Arkadaşımın söylediği gibi müzik aşkı ama ben buradan gidersem hani müzik yapmam daha da zor olacak. Ben neden? Küçüğüm. Neden? Neden? Çünkü yani Tarsus gibi bir yerde hani burada ya da büyük bir şehirde milyonlarca kafe, bar bulabilirsiniz ama orada 3 ya da 4'ü geçmez. Peki siz burada oldu da diyelim ki misal birinci geldiniz, size kaset okuttular, efendim kaset yaptınız, ne olacak? Yani siz şimdi birdenbire top seviyeye geleceğinizi falan mı zannediyorsunuz? Hayır öyle bir şey zannetmiyorum ama bunun zamanla olabileceğini Armağan Bey'in sürekli... O zaman zarfında Tarsus'a dönmeyecek misiniz? O zaman zarfında tabii ki döneceğim. Yine döneceksiniz. Yine Tarsus'a dönersiniz. Bu işler hiç belli olmaz. En azından Yıldız Hanım misal olarak sizi destekliyor. Yıldız Hanım'ın elinde imkanları var. Size isterse gayet güzel bir kaset okutur. Böylelikle popstar'da birinci gelmişsiniz, gelmemişsiniz hiç de önemi olmaz. Benim bildiğim kadarıyla bir hanımefendi vardı ilk giden. Hamiyet, evet. Ve başka bir hanım. Biri gitti de Yıldız Hanım ben Hamiyet. Miydi? Hamiyet Hanım. İşte ben sallarım, siz bana bakmayın. Ona kaset okutacağım dedi. Demek ki inandı ve okutacak. O bir efelik. Yani. Şöyle bir durum var yalnız. Hamiyet'in prodüktörü Osman Tan Bey olduğu için. Beyefendinin? Evet. Herhalde Alice'nin de odur. Seve Alice'ye de hepsinin şarkı veririm. İmzaları var. Ama benim tek başıma prodüksiyon yapma gücüm yok çocuklar. Bunu bilin yalnız. Tamam mı? Ama bir firmanız olduğu takdirde seve seve şarkılarımı veririm. Okumanıza da yardımcı olmaya çalışırım. Elimden ne geliyorsa ardıma koymam yani. Hiçbir şekilde. Teşekkür ederim. Tabii ki. Peki. Ben Alice'ye bir şey söylemek istiyorum. Alice. Dinliyorum. Küçük yerde yaşamak, büyük yerde yaşayan insanlara göre çok daha büyük bir avantajdır. Tarsus'a geri döneceğim diye sakın üzülme eğer eleneceksen. Ben de Türkiye'nin çok küçük bir kasabasından çıktım. Şu anda beni milyonlarca insan tanıyor.
Niye yarın da bu sene olmayasın ki? Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Tarus genelinde fazla müzik yapan insan yoktur. Yani bir rock grubu olarak profesyonel rock sanatçıları geliyor Tarus'a. Ama Adana'da var. Adana'da var ama işte o tarafları... Mersin'de var. Evet, ben oraları çok iyi bilirim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Tarus'a profesyonel sanatçılar geliyor. Biz alt grup olarak çıkıyoruz her seferinde. Profesyonel sanatkarlar çocuğum. Onlar gelirler bir cumartesi geceleri veya cuma okurlar. Hemen alas mı aldık der giderler. Hayır, Arice eğer iyiysen bir gün birisi seni bulur ya da bir gün sen parlarsın. Sizin orada hiç musiki yapılan yer yok mu böyle bir ufak yerler falan? Hiç yapılmıyor mu yok mu? Türk sanat musikisi var. Türk sanat müziği evet. Var. Bir sadece bir şey söyleyeceğim. Ben de sana dedim işte gel bana takıl dedim. söylemek istediğim şuydu Tarsus'a profesyonel rock sanatçıları gelir. Seyircileri 2000-3000'i geçmez ama benim seyircim, benim grubumun seyircisi biletli olduğu takdirde, aynı para olduğu takdirde benim seyircim onların iki katı. Tabii ki orada çok başarılıyım ama ben daha çok açılmak istiyordum. Onun için de bu yarışmaya katıldım yani. Daha dur bismillah bakalım belki de ne oluyoruz ayol. Tabii daha sonuçları öğrenmedik. Günce mi, Alice mi? Hiç yani. Evet, isterseniz daha fazla beklemeyelim. Bu yarışmacılar haftalardan beri bizlerle beraber. Tüm sorunlarımızı, dünyada, Türkiye'de olup biten bütün olayları belki bu program süresince 3-4 saatliğine unutuyoruz. Onların sayesinde, onların derdine dalıyoruz. Onlar bizi eğlendiriyorlar, hüzünlendiriyorlar, güldürüyorlar. Bence hepsi birer popstar adayı. Umarım yolları hep açık olur. Biz de onların arkasında olacağız. Şu işin zorluğunu biliyorsunuz değil mi? Seçilirken gözlerimizin içine baktılar. Aman evet. Ne olur yeter ki yani ilk 30'a girelim. Evet. Yok ondan sonra ilk 10'a kalalım falan olsun filan olsun. Ondan sonra da hanımefendinin buyurduğu gibi final olsun falan derken şimdi buralara geldiler. Şimdi burada zorluk. Yani. Zor. Zor. Ama işte zaten bir tane kalacak. Zaten bir tane. Yok ikinci yok. İşin enteresan kime işaret tarafı... ediyorsunuz siz oradan? Ne oluyor? Bir kameraman vardı önümde göremiyordum sizleri de o yüzden işaret ettim. İşin enteresan tarafı şu anda kırmızı odada kalan iki yarışmacı da 4 tane jüri üyesinden de not alıp finale kalan eleman. Çok hep geçer aldılar. İkisi de. Hem Alice hem Günce. İkisi de. 4 jüri üyesinden de hiç tartışmasız 4 jüri üyesinden de artı alarak finale kalan iki eleman. Evet. Hiç yani, haklarında tartışma olmadan. Evet değil mi? Müştereken birleşilmişti. İşte, işin zorluğu bu. Zannediyorum alkışlar her ikisi için de. Osman tamam. Yes Johan. For once also if I can say something. I was talking about John Miles a few minutes ago. What's very important for these two people, music is in their heart. I'm very convinced about it. Biraz evvel size John Miles'ın şarkısından bahsetmiştim. İlk aşkımda, son aşkımda müzik diye. Bence bu iki kişinin kalbinde de müziğin çok büyük bir yeri var. So that's a good basis for become a real pop star. So whatever happens with these two people. Bir pop star olabilmek için bu iyi bir temel. Ne olursa olsun bu iki kişiyle ilgili biraz sonra ne olursa olsun. Both are not perfect yet. İkisi de daha mükemmel değiller. But they can count on my support. If they want, I can help them. Eğer isterlerse benim desteğim onların her zaman arkasında olacak diyor. Çok teşekkür ediyoruz Johan'a da. Bir ve de eğer... unutulmamalı ki Sayın Erkır. Buyurun Bülent. Unutulmamalı ki geçen hafta bu buranın temel direklerinden biri gitti. Evet. Cenk Bey Cenk temel bir direkti. O gitti. Bunu zul telakki etmeyeceksiniz hiçbir zaman. Ben acaba eksik miyim falan filan demeyeceksiniz. Hiç bunu zul telakki etmeyin ve üzülmeyin lütfen. İstirham ediyorum. Bunu unutmayın çünkü arkadaşlar. Çünkü sizlerin üzülmelerini istemiyorum ben. Ben şahsım adına. Biz de kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyoruz bu nasihatiniz için de. Estağfurullah. Ve daha fazla beklemeden lütfen haftanın ikincisi kim olmuş? İkincisi mi? Daha doğrusu... Dördüncüsü, sondan ikincisi demeye çalışıyordum. Ama daha evvel bir ortalama görelim. Ortalama %17.22 Osman Doğan. %17.22. Evet. Gördüğünüz gibi oylar birbirine oldukça yakın.
Hazır mısınız? İsterseniz alalım, daha fazla beklemeyelim. Hazırız diyorlar. Zor, çok zor ama görelim lütfen. Günce mi, Alice mi bizle devam ediyor bu yolculuğa. Alice. Alice yola devam ediyor. Günce ile buraya kadar. Tebrikler. Ne dedin Günce, bir şey söyleyeyim. Gerçekten sevindim Esam. İnanır mısın, inanmaz mısın bilmiyorum ama gerçekten sevindim. Gerçekten sevindim. Gerçekten sevindim, ben bunu hissediyorum. Gerçekten sevindim ama bu şarkı ne oluyor şimdi? Daha önce de Kemal şey yapmıştı, Beyoğlu Müzik. Abi ya, ağlıyordu şimdi. Abi şu şey neyi çalmasın, şu neyi çalmasın. Çünkü neyici gerçekten olay. Bütün müzisyenler olay. Gerçekten buraya katılırken, katılmamda en önemli şey Ozan Doğulu Orkestrası ve jürideki büyük müzisyenlerdi. Gerçekten müzikten anlıyorlar diye. Gerçekten müzikten anlayan bir jüri bulmak her zaman mümkün olmuyor popstar yarışmalarında. Bazen çok farklı şeylere takılabiliyorlar ama gerçekten bizim müziğimizle ilgilendiler. Ozan Doğulu Orkestrası süper. Buraya katılmamda çok büyük rolleri oldu. %80-90 diyebilirim. Sadece artık sürekli gitar, tek gitar çalmayayım da şöyle adam gibi bir orkestranın önünde bir şarkı söyleyeyim deyip çok Hüsnü Şenlendirici de bugün dahil oldu. Ben müzisyenlere çok önem veren bir insanım. Hepsi harika. Gerçekten onları tebrik ediyorum buradan. İyi ki Türkiye'de böyle müzisyenler var diyorum. Ve iyi ki Bülent Ersoy, Yıldız Tilbe gibi güzel sanatçılarımız var. Gerçekten sevgimizi hak eden sanatçılarımız var. Armağan'ı da çok seviyorum hala. Hepsini çok seviyorum. Ben de bir tek şey söylemek istiyorum. Günce ile ilgili tamamen samimi düşüncelerim. Onun bestelerini dinleme fırsatı bulamadınız daha. Belki önümüzdeki programlarda dinleteceğiz size. Gerçek bir müzisyen. Müzik aşkı var. Ve ben hiçbir zaman Günce'nin olmadığı gibi davrandığını düşünmedim. Bence tam olduğu gibi, %100 olduğu gibi davrandı. Ben %100 gerçek olduğuna inanıyorum. Osman Taner olarak bunu söylüyorum. Günce çok iyi bir müzisyen, çok iyi bir insan. Hepimiz çok sevdik ve hiç unutmayacağız. Beraberiz. Gel istersen beraber sahneye gidelim. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bütün Popstar ekibine, Osman Tan Erkar'ı sayın başta olmak üzere ve babası Uğur Erkar başta olmak üzere. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Özellikle çok şeker bir eşiniz var. Burada ağlamak üzere neredeyse. Yani hepinizi çok seviyorum. Biz de seni. Ağlamayacağız. Gidiyoruz sahneye. Alkışlar, alkışlar. Günce için. Alkış. Çok teşekkürler herkese. Jüriyle vedalaşmak ister misin? Ben alayım. Evet, Günce'yi hiç unutmayacağız. Zaten unutmak ne kelime. Biz beraber olacağız inşallah. Devam edeceğiz müzik yani. Hayatında da onun başarılarını izleyeceğiz. Destek olacağız. Hep söylüyoruz, oylarınızı verirken eliniz vicdanınızın üzerinde olsun. Size bir şey sormak istiyorum. Nasıl olsa her şey bitti. Siz nasıl olsa Türkiye'nin en büyük kalan artık en büyük müzikollerinden birinde okuyorsunuz. Bir de bizim Zeki'nin yeri var. O tamamen Alaturkacı, o hayatta şeyini bozmaz, idealist. Adamın borç harç hala Alaturka diyor. Ayol ne oluyorsun sen diyorum, Alaturka senin karnını doyurmuyor, batırıyor, hala Alaturka diyor herif. Neyse, şimdi siz orada okuyorsunuz. Sözünüzü pardon kesim, senede toplam 10 kez falan. Tamam. Yani o kadar. Peki, sizin buradan beklentiniz neydi, bir kaset için miydi bu? Popstar, buradan çıkınca direkt popstar böyle Tarkan gibi bir şey olamayız elbette ama popstar olduktan sonra albüm yapılır, kendi bestelerimi söylerim. İnsanlara ulaşmak istiyordum yani ben bir şekilde. Yani neticede albüm mü yapmak istiyordunuz? Tabii bütün içinde, isteğiniz bu muydu? İçinde albüm de var. Zaten ilk başta hep albüm oluyor ama insanlara kendimi sevdirmek ve... Bence buraya kadar
kadar kaldığıma göre son kaç kişiyiz? 5'li 4. Son 5'e kaldığıma göre belli bir kitlem oluşmuş. Tanımışlar belli bir sevenim, mıdır sizi? Sevenim vardır bence. Öyle düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Yani. Peki buradan beklentinizi yine öğrenemedim. Yani sahnede okuduğunuza göre ama 3 gün ama 5 gün. Yani bu imkanınız var ve patronunuz sizi çok seviyor. Oraya gelen dinleyiciler özellikle çok seviyorlar. Ben bunu biliyorum. Evet. Efendim, sizin beklentiniz kaset miydi? Evet, albüm var tabii. Yani albüm yapmak yani, tabii ki istiyorum. Yani bir tek albüm için yani. Albüm yapayım, artı beni insanlar daha genel mana, genel yayılarak, tanısınlar, cemi evet. olarak efendim beğensinler, sevsinler, tanısınlar. Hani oradaki 300 kişi, 350 kişi de kalmayayım. Genele yayılayım mı istemiştiniz? Evet, çok istedim. Ama gerçekten Profilo'da Popstar yarışması yapılırken giderken pardon gideyim de bir albüm yapsınlar bana, albüm yaparım, tanırım. O şekilde gelmedim gerçekten. Sonradan bu... Albüm yapmak istiyor musunuz? İstiyorum tabii ki ama ben... Ben burada... yapacağım sizi. Harika bir haber. Çok teşekkür ederim. Ben hem de çok... öyle... Ağlayacağım, kimseden... ağlamayacağım dedim. Ben ağlamayacağım. Kimseden öyle borç harç falan almam. İki defa az yurt dışına giderim, Avrupa'ya. Ben senin kasetini ben yapacağım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Harika bir haber. Peki. Tekrar beraberiz. Maalesef Günce elendi ama belki de hayatının en güzel haberlerinden birini aldı. Bülent Ersoy kendisine bir albüm yapacağını söyledi. Hakikaten çok güzel bir haber değil mi Günce? Çok güzel ya. Evet, ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani gittim öptüm ama çok az kaldı diye düşünüyorum ama daha ne diyebilirim ki? Daha yani çok öpersin elini Bülent Hanım'ın. Ve tabii ki çok sevdiği Ozan Doğulu ve orkestrasının yanında bir kez daha yerini aldın. Merhaba arkadaşlar. Sana bundan sonraki hayatında büyük başarılar diliyoruz ama ben bir kez daha söylüyorum. İnanıyorum sana ve o güzel sesinden Ozan Doğulu ve orkestrasının eşliğinde bir parça daha dinlemek istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de size inanıyorum.